2-2'lik bir skor. Maç öncesi aslında bakıldığı zaman Ankara Gücü'nün kazanma odaklı oynayacağını biliyorduk. Oyuna başlarken tabii 10 kişi kalacağımızı tahmin etmedik. Maçın başında Barov'un atılması bizi 10 kişi bıraktı. Ortalama 80 dakikada 10 kişi oynadık. Rakip duran toplarda zafiyet olan bir takım. Bunu biliyoruz. Bununla ilgili de çalışmamız olmuştu zaten. İki tane ilk yarı duran toptan çok güzel gol bulduk. İkinci yarı itibariyle tabii ki bu seyirci önünde rakip son şansını daha pozitif anlamda kullanma adına baskı uygulayacaktı bize. Kolay değil. 10'a 9 oyun. Bakıldığı zaman Zeki, aslında devre arası çıkaracaktım Zeki'yi. Ciddi hastaydı. Ama bir 15 dakika daha tutmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü elimizde oyuncu yok. Olcay ilk defa sol bek oynadı. Çok devşirme oyuncularla bir kadroyla geldik buraya. Dolayısıyla derinliğimiz olmadığı için Sake'nin arka delisinde problem vardı. Aslında 2-0'dan 2-2 sıkıntılı gibi gözüküyor ama oyunun başından itibaren düşündüğümüz olguda aslında kazanamıyorsan kaybetmemek çok önemli. Geçen hafta çünkü evimizde kaybetmiştik. En azından bu maçta bunu telafi etmek istiyorduk. Ama ikinci yarı itibariyle 2-1'den sonra fişi çekebilirdik Hugo'yla. Karşı karşıya pozisyonda en iyi oyuncumuza geldi. Azsa belki bugün 3 puanla ayrılacaktık buradan. Ama ben oyuncularımın özellikle 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum. Şimdi devre arasına gireceğiz. Devre arasında inşallah biraz daha sağlıklı dinlenip ikinci yarıya güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz. Soru sorak, buyurun. Hocam, kimse... Pardon. Buyurun. Buyurun. Hocam, ben başkanımda takviyet edilmiş. Evet. Bugün iyi maç yönettiğini düşünüyorum. Attığı kırmızı kart da haklıydı. Yani bizim oyuncumuz o anlamda biraz daha dikkatli olmalıydı. Tamam. Buyurun. Hocam, her iki takım içerisinde olumlu manada bir parantez açmak gerekirse hangi oyuncu için bunu kullanabilirsiniz? Rakipten mi, bizden mi? Rakipten Scarione diyebilirim. Çünkü uzun zamandır oynamayan bir oyuncu ama çok iki tane muhteşem gol attı. Bizim için de kader oyuncusu Hugo oldu. Hugo atsaydı belki bugün buradan 3 puanla gidecektik. Ama futbolun içerisinde bunlar zaten olması gereken şeyler. Bugün kaçıracaklar, yarın atacaklar. Onun için söylenecek de çok fazla bir şey yok Ali abi.